İnsanlığı tehdit eden koronavirüs salgını konusunda uluslararası toplum uzlaşamıyor. Küresel diplomasi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın virüsü iç siyaset malzemesi yapması nedeniyle ilerlemiyor. China, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki virüs gerilimi nedeniyle ikinci kez kilitlendi. Amerika Covid-19 karar tasarısında Dünya Sağlık Örgütü'ne atıf yapılmasına karşı çıktı. Çin ise Güvenlik Konseyi karar tasarısında Dünya Sağlık Örgütü'ne atıf yapılmasını savundu. The, uh, Koronavirüs salgını 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük kriz olarak uluslararası toplumun önünde duruyor. Amerikan Başkanı Trump'ın Çin virüsü söylemi Güvenlik Konseyi'nin 4 ay geç toplanmasına neden olmuştu. Salgınla mücadelede Amerika bu siyasetini sürdürdü. Çin'i gerçekleri gizlemekle suçlayan Trump, virüsün Çin'deki bir laboratuvardan dünyaya yayıldığını iddia etti. Amerikan Başkanı'nın kanıtsız söylemleri Washington'la Pekin arasındaki tartışmaları da alevlendirdi. Hızını alamayan Trump, Çin 3 Kasım'da seçimi kaybetmem için çalışıyor dedi. Pekin yönetimi ise Trump'ı salgına karşı iyi hazırlanmamak ve Çin'i iç siyasete malzeme yapmakla eleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu tartışmaların gölgesinde karar tasarısı hazırlamaya çalışıyor. Amerika tasarıda Dünya Sağlık Örgütü'ne atıf yapılmasını reddediyor. Gerekçe olarak örgütün Çin yanlısı olmasını ve şeffaf olmamasını gösteriyor. Çin ise karar tasarısında Dünya Sağlık Örgütü'ne atıf yapılmasında ısrarcı. Amerika'nın saldırgan tutumu ve iki ülkenin görüş ayrılığı nedeniyle tasarı askıda kaldı. Tasarıda savaş bölgelerinde salgınla mücadele kapsamında insani yardımların engelsiz yapılabilmesi için 90 gün küresel ateşkes talep ediliyordu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de küresel ateşkes konusunda ısrar ediyor. Çünkü salgının Suriye ve Yemen gibi savaş bölgelerinde yayılması durumunda kontrol altına alınmasının mümkün olmayacağı ve felaket sonuçlara neden olacağından endişe ediliyor.